Türkiye'de birçok evde var. Eviniz birinci katta ve hırsızlara karşı demir parmaklık yaptırmayı düşünüyorsanız çok inceleyip sık dokunmanızda fayda var bundan böyle. Zira o parmaklıklar üst komşunuzun evini hedef haline getirebiliyor ve sırf bunun için de parmaklıkları söktürmek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü İzmir'de bir mahkemeden buna emsal niteliğinde bir karar çıktı. Bu vatandaş burayı kapattırınca üstteki de mecburen kapattırıyor. Böyle uzun uzun olursa daha iyi olabilir. O zaman ayaklarını koyacak yer bulamaz. Hırsızlar korkuluk demirlerini basamak şeklinde kullanarak bir üst kata çıkıyor. Aslında alt komşu kendi evini bu şekilde korumak istiyor. Ancak kendi evini korumak isterken üst kattaki komşusunun evi de hırsızlara davetiye çıkarmış oluyor. Ama demir parmaklığı yapan kişi de kendini korumak zorunda kalıyor. Yatay korkuluklar için Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı. Alt kat komşusunun yaptırdığı korkuluğa itiraz eden bina sakini haklı bulundu. Yatay yani L harfi şeklindeki korkulukların sökülmesine karar verildi. Bakın bu evi yaptırdıktan sonra şurası yaptırdı, soyuldu. En iyisi demir diye düşündük. Birinci kattan ikinci kata da tırmanabilirler. İkinci kattaki de kendini güvende hissetmemesi çok normal. Emsal niteliğindeki karar İzmir'de iki bina sakininin davasında çıktı. Üst komşunun iddiasına göre alt kata yapılan yatay korkuluk kendi evi için tehdit oluşturuyordu. Yargıtay üst komşuyu haklı buldu ve yatay korkulukların sökülüp baklava dilimi şeklinde dönüştürülmesine hükmedildi. Haklı da olabilir çünkü tırmanıyorlar. Böyle uzun uzun olursa daha iyi olabilir. Birinci kat yapınca ikinci kat yapıyor, üçüncü kat yapıyor. Hatta üsttekiler yapmıyor ama üsttekiler ne derece güvencede?